O süreçte hatırlarsanız Karşı diye bir gazete çıktı. Eren Erdem çıkardı. Eren Erdem orada FETÖ'nün bir sürü operasyonlarla ilgili görüntüler, belgeler yayınladı. Sonra bu konuyla ilgili soruşturma sırasında tutuklanınca hemen öncesinde televizyonlara açıklama yapmış. Dedi ki ben bütün belgeleri dedi Kılıçdaroğlu'nun genel başkan yardımcısı Bülent Tezcan'dan aldım dedi. Bülent Tezcan bütün bu işlerin arkasında olan birisi. Enis Berberoğlu da öyle bir şey söylemedi mi? Enis tabii o da Bülent Tezcan'ın ismini verdi. Yani. Enis Berberoğlu'na veren de Bülent Tezcan zaten. Bunu da Mustafa Kemal Çiçek zaten geçen gün tweetinde yazmış. CHP'nin avukatlarından birisidir o da. Yani bu işlerin hep arkasında. Bülent Tezcan kim? Kılıçdaroğlu ve diğer birkaç CHP'lilerle beraber Engin Özkoç, işte Günaydın falan Amerika'ya FETÖ'nün davetlisi olarak giden ekipler bunlar. Hmm. Yani o ilişki ağı 2012'de FETÖ'cülerin ziyaretiyle başlar. O Beyaz Saray imamları normalde CHP'nin önünden geçemezler. FETÖ'cüler bir anda Kılıçdaroğlu'da genel merkezde görüşmeler yaptılar. Sonra onu okullarına ziyarete Amerika'ya götürdüler. Sonra 17-25 Aralık sürecinde çünkü FETÖ AKP ile mücadeleye başladı ya da hükümetle mücadeleye başladığında siyasi ayak olarak öbür tarafa yanaştı. Siyasi mücadelenin payanda olarak kullanacağı kesim CHP'ler olarak kullandılar.